Merhaba sevgili Açık Bey'in dostları. Soru yorum serimizin yeni bir bölümünde daha karşınızdayız. Bugünkü ana sorumuz duygular beyinde nasıl oluşur? Bu soru kısa gözüküyor ama aslında büyük bir soru. Ben size sadece nörobilimsel olarak temel ve genel düzeyde Duygular dediğimiz şeylerin beyinde nasıl oluştuğunu ve nasıl işe yaradığını yani biyolojik anlamda ne işe yaradığını anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bu psikoloji literatüründe onlarca farklı duygu teorileri var. Onların hepsiyle birebir uyumlu olmayacak. Bugün burada dinleyeceğiniz şey kabaca bugünün nörobiliminin temel düzeyde duyguların oluşumu hakkında bize söylediği şeyler. E, ama unutmayalım buradaki çok temel mekanizmayı anlatıyoruz. İnsan birinden biraz daha karmaşık bir şey. Bunun alternatifleri, istisnaları çok fazla var hayatta. Ama duygularla ilgili birçok konuda özellikle daha sonra yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Duygusal istikrar gibi günlük hayatımızdaki çok önemli meselelerde burada size izah etmeye çalışacağım mekanizmayı temel düzeyde anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine beynimiz üzerinden konuşarak biraz başlayalım. Ekranda yine beynimizin şöyle biraz şeffaflaştırılmış ve özellikle Bugünkü konumuz için çok önemli olan bir bölümünü öne çıkarmış bir grafik görüyorsunuz. Bu grafiğimiz meşhur limbik sistem dediğimiz beyin yapısını biraz daha detaylı olarak görmemize yardımcı oluyor. Nedir efendim limbik sistem? Böyle artık halk arasında da kullanılan bir tabir oldu ama sinir bilimlerinde biraz eski kalan bir tabir. Eskiden daha çok kullanırdık. Şimdi pek limbik sistem tabirini kullanmıyoruz ama kabaca şurada renkli olarak gördüğünüz orta kısımda ne varsa o işte birbirinden farklı gözüken yapıların bir birliktelik oluşturmasına verdiğimiz bir isim. Anatomik olarak böyle yuvarlak, dudak ya da sınır benzeri bir şey olduğu için limbus kelimesinden türetilmiş ki o da sınır ya da dudak demek. Limbik sistem yani böyle bir sınır sistemi adını verilen bir sistem olarak tarif edilmiş zamanda. Niye bizim için bugün önemli? Şimdi daha önce hatırlarsınız beynin Üst, alt vesaire katmanlarından biraz bahsetmiştik. Şimdi bu bölüm beynin daha iç kısmında, hatırlayacaksınız beynimizin üst katları bilinçli algımız, işte duyuları fark etmemiz, karar vermemiz, plan yapmamız, hatta acı hissetmemizle ilgili bölümdü. Orta kat duygular, dürtülerle ilgiliydi. Alt kat ise temel yaşamsal işlerimizi yürüten bölümlerden oluşuyordu. Biz bugün duyguların oluşumunu konuştuğumuz için odaklanacağımız yer daha çok bu duygu ve dürtülerle ilgili olan orta bölüm olacak. Şimdi bu orta bölümde farklı renklerle işaretlenmiş birçok yapı görüyorsunuz. Önce kısaca e, buradaki küçük yapıları sizinle bir tanıştırmak isterim. Çünkü bunlar daha sonra da belki konuşacağımız bölümler açısından çok önemli olacak. İsimlerine bir kulak aşinalığımız olsun. Şuradaki yeşil renkte gördüğünüz arkadaş hipokampus dediğimiz bir beyin bölgesi. E, açık beyin takipçileri bunu muhtemelen daha önce duymuşlardır. Hipokampus'un insanda iki temel önemli görevi var. Bir tanesi navigasyon cihazı. Üç boyutlu uzayda işte yönümüzü bulmamızı sağlayan yerlerden biri bu. İkincisi de sözel hafıza dediğimiz şeyin oluşmasını sağlıyor. Depolanmasını değil oluşmasını sağlıyor. Hafızanın nerede olduğunu daha sonra sizlerle konuşacağız. Ama burası bir hafıza yazma memuru gibi öyle düşünelim. Bunun hemen etrafında şu mor renkte gördüğünüz kısım Singulat Girus. Şöyle yazayım belki ismini merak edenler olur. Singulat Girus diye yazılıyor bu. Ne demek? Tekil olan bir beyin kabartısı anlamına geliyor. Aslında beyin korteksinin ya da kabuğunun bir parçası. Ama buradaki duygusal ve dürtüsel hikayelerin davranışlarımıza nasıl yansıyacağını kontrol eden önemli bir bölge. Özellikle bunun şu ön kısmı daha sonra sizinle karar verme düzeneklerimizi falan konuşacağımız bölümlerde önemli olacak sosyal kararlarımız, riskli kararlarımız vesaire bu bölgeyle çok ilgili ve tabii ki duygu durumumuzla da çok alakalı. Şurada bir tane küçük bezelye gibi, badem gibi bir şey var. O da malumunuz bizim en meşhur beyin bölgelerinden bir tanesi olan amigdala. Amigdala neydi hatırlayacaksınız? Korku, öfke falan gibi şiddetli duygulanımların yönetim yeri ve aynı zamanda bunların belleklerinde depolayan yer. Bir arkadaş daha var o da bu hemen amigdalanın arkasında şurada gördüğünüz Hipotalamus dediğimiz bölge, hipotalamus. Hipotalamus ne iş yapıyordu? Hatırlayanlarımız vardır. Vücudumuzdaki bütün otomatik işleyen mekanizmaların ve hormon sistemimizin en üst yönetim yeri. Yani bizim böyle tepemiz attığında bütün vücudumuzda bir şeyler oluyor ya, işte bu hipotalamustaki çeşitli merkezlerin gönderdiği elektrik sinyalleri salgıladığı hormonlar falan bütün vücuda bir ayar veriyor. Ya da bir böyle rahatlıyoruz, sakinleşiyoruz, işte akşam güzel güzel oturup keyif yapıyoruz. O durumda da hipotalamus başka başka hormonlar salmıyor. Şimdi bu bölgeyi de kısaca tanıştığımız bu yapıların her biri, hipokampus, amigdala, hipotalamus, girus singuli ve diğerleri aslında her biri ayrı birer sistem, çok karmaşık yapılar ama biz bugün duyguların oluşumunda bu sistem beyin kabuğuyla yani üst katlarla nasıl çalışıyor kısaca bir onu konuşacağız sizlerle. Şimdi efendim biliyorsunuz genel olarak beynimiz ne iş yapıyordu? Duyularla veriyi alıyordu, bunları değerlendiriyordu ve bu değerlendirme sonucunda bir şeyler yapmamızı sağlıyordu. Yani bir hareket kontrol mekanizmasıydı temel itibariyle. Biz duyularımızla yani görme, işitme, tatma, koklama, dokunma gibi beş temel duyumuzla ve tabii ki bunların dışında ağrı, gıdıklanma, kaşıntı, eklem duyusu, kas duyusu, pozisyon duyusu falan filan gibi tonla farklı duyumuzla en az 15-20 farklı duyuyla devamlı beynimize bilgi aktarımının yapıldığı bir sistem çalışıyor arka planda aslında. Şimdi temelde mantık şu. Bütün duyularımız hangisi olursa olsun görme, işitme ne gelirse aklınıza ya da denge, kaşıntı, gıdıklanma, ağrı hepsi omuriliğimiz üzerinden sinirler aracılığıyla gönderiliyor. Tabii önce duyu organlarıyla alınıyor, sonra sinirlerle geliyor. Beynin ortasındaki talamus bölgesine bir uğruyor. Ondan sonra beyin kabuğuna kadar çıkıyor. Beyin kabuğu ne iş yapıyor? Bu duyularda algı dediğimiz bir işlemi gerçekleştiriyor. Bu duyular ne anlama geliyor? Bizim için ne ifade ediyor? Ve iyi mi kötü mü? Mesela bu tip ayrımları beynin şu üst tarafında gördüğünüz kabuk kısmı tarafından yapılıyor. Her duyumuzun değerlendirme yeri farklı. Mesela görme duyumuz şu arka tarafta. İşte işitme duyumuz burada görmediğiniz beynin şu dış tarafında şakak loblarının üzerinde. Vücut duyularımız beynin şu bölgesinde yani ağrı gibi dokunma duyusu gibi duyularımız şu üst tarafta algılanıyor. Yine tat duyusu beynin şu içlerinde bir yerlerde algılanıyor. Ama bunların hepsi algılandıktan sonra birleştiriliyor ve beyin kabuğumuz buna bir anlam veriyor. Şimdi buraya bir dikkat edelim. Beyin kabuğumuz bu duyuya neye göre anlam veriyor? Ee, bilmiyorum kereviz seviyor musunuz ama kereviz bu konuda benim çok kullandığım bir örnek. Bazıları kerevize bayılır, bazıları kerevizden nefret eder, bazıları da olsa da olur, olmasa da olur der. Kereviz dışarıda bir bitkidir ve bize aslında özel bir gıcığı ya da özel bir faydası olmayabilir. Diğer bütün bitkiler gibidir ama bizim kendi yaşantımızda kerevizle ilgili anılarımız, onunla ilgili geçmiş yaşantılarımız bizim kereviz yemeğine, kerevizin kendisine, kereviz kokusuna nasıl tepki vereceğimizi çok fazla belirler. Neden? Şu anlam verme sistemi hepimizde kendimize özgüdür. Geçmişimizden ve deneyimlerimizden beslenir. Özellikle de tabii bütün meseleler kereviz sevmesememek kadar basit değil. İnançlarımızdan, kültürümüzden ve benimsediğimiz anlatılardan beslenir bu anlam dediğimiz şey. Dolayısıyla buraya gelen duyular bizim zihnimizin genel değerlendirme yazılımı nasıl şekillenmişse ona göre bir anlamlandırmaya tabi tutulur. İşin ilginç yanı bundan sonra başlıyor. Bu anlamlandırılmış duyu verisi bütün kortekste anlamlandırılan duyu verisi az önce konuştuğumuz limbik sistem yapılarına doğru gönderilir. Burası duygusal bölüm demiştik. Duygusal reflekslerimizin ya da tepkilerimizin ortaya çıkması burada gerçekleşecek ve beynin alt bölümlerine, o duygusal bölümlerine bu tabiri caizse sinirsel rapor gittiği zaman şöyle gidiyor. Bir şeyi yaşadık ve bu algıladığımız şey bizim için kötü bir şey. Bu kötü raporu aşağı gittiğinde limbik sistem hemen kötü duygular oluşturarak buna karşılık veriyor. Ya da bir şey gördük, bir şey duyduk, bir şey kokladık. Bu çok güzeldi diye yukarıdan aşağı bir rapor gittiğinde limbik sistemimiz diyor ki çok güzel bir şey yaşadık. O zaman güzel duygular oluşturuyor. Buradaki ince farka dikkatinizi çekmek istiyorum. Şurada verilen anlama yani bilişsel düzeyde verilen anlama göre limbik sistemimizin ne tip bir duygu üreteceği önceden belirlenmiş oluyor. Şimdi biz genellikle bunun tam tersini düşünme eğilimindeyiz. Mesela kendimizi iyi hissettiğimizde birçok şeyi daha böyle isabetli bir akıcı yapıyoruz. Ya da kötü hissettiğimizde elimiz ayağımız dolaşabiliyor. Öfkeden gözümüz kararabiliyor. Korkudan uykularımız kaçabiliyor. Yani duygularımız sanki kendi içimizden doğup bizi ele geçiren şeylermiş gibi görme eğilimimiz çok yüksek. Bunun anlaşılır bir sebebi var. Mesela biz bilişsel olarak işleyip de ona uygun bir hareket yapmakla neden yetinmiyor da duyguların üretilmesi gibi bir mekanizmaya daha ihtiyaç duyuyoruz? Burası ilginç bir nokta. Uzunca tartışılabilir ama ben temelde kestirme olarak şunu söyleyeyim. Duygularımız akıl, mantık ve analitik zekamızın uğraşamayacağı kadar karmaşık süreçlerle ilgili hızlı kararlar verip davranışlar üretebilmemizi sağlıyor. Mesela bir işte karanlık izbe bir ormanda siz yürürken bir çıtırtı pıtırtı duyduğunuzda o çıtırtının ne olduğunu araştırmaya başlayıp onun tehlikeli mi değil mi olduğunu anlayana kadar girdiğiniz riskleri arttırarak girişeceğiniz akıllı, mantıklı ve bilimsel çaba mı daha iyi? yoksa çıtırtı duyunca hemen topukları yağlayıp kaçmak mı daha iyi? Hızlı oluşturulan duygular ne olduğunu bilmediğimiz bir şekilde davranışlarımızı çok hızlı yönlendiriyor. Ve biz seviyoruz, nefret ediyoruz, korkuyoruz, kızıyoruz ya da hoşlanıyoruz. Ve bunların genellikle nasıl olduğuna da pek dikkat etmiyoruz. Ama bizim şu anda hani bu videoyu izleyen, bu açıklamayı izleyen, işte normal hayatlarını yaşayan insanlar için bu bilginin ne faydası var? Şimdi Çoğumuz günlük hayatımızda duygularımızı yönetmekten, duygularımızla ilgili sıkıntılar yaşamaktan şikayetçi olabiliriz. Kimisi öfkesini kontrol etmekte zorlanıyor. Kimisi hemen birisi böyle bir sert çıkınca böyle içine kaçıyor, bir pasifleşiyor. Kimisi aşırı nezaket göstermek zorunda hissediyor kendini. Ya yani böyle duygularımızı kontrolle, duygularımızı yönetmekle ilgili bir problem var ve hep o duygularımızı nasıl değiştireceğimizi sorguluyoruz. Biraz önceki şemayı tekrar hatırlayalım. Şöyle iyice basitleştirelim. 3 kat çizdik buraya. Beynimizin 3 katı var. Şu aşağıdaki kat zaten kendi başına çalışıyor. Onunla ilgili bizim çok fazla bir durumumuz yok. Üst katta değerlendirme, alt kata giden rapor, alt kattan üretilen duygular vardı hatırlarsanız. Eğer biz üst kattaki raporlama sistemini değiştirebilsek ve duygusal bölüme gönderilen raporların niteliğini değiştirebilsek o zaman duygular ne olacak? Otomatikman değişecek. Bunu hayatınızda muhtemelen daha önce yaşamışsınızdır. Mesela ben yıllarca çok dondurma severdim. Bayılırdım dondurmaya. Yani 20'li yaşlarımın ortalarında bir gün sebepsiz yere fark ettim ki canım hiç dondurma istemiyor ve o günden beri de dondurma benim pek de sevmediğim şeyler listesinde yer alıyor. Acaba ne oldu çok bilmiyorum ama dondurma aynı, bakarsanız ben yine aynı. Ben fakat burada dondurma ile ilgili değerlendirme yazılımında muhtemelen bir değişiklik oldu. Ve ben ne zaman dondurma görsem aşağı bir rapor gidiyor diyor ki biz bunu istemiyoruz. Bunun çok güzel bir örneği mesela diyelim hamburger yemeye bayılıyorsunuz. Bu da başıma geldiği için kendimden örnek vereyim. Hamburger gördünüz, algıladığınız hamburgeri limbik sisteme diyor ki Uf hamburger var hadi ağzımızı sulandıralım, iştahımız kabarsın, mideler, bağırsaklar harekete geçsin ve böyle iştah artırıcı bir dizi tepkiler ortaya kalıyor. Ama bir kere hayatınızda sadece bir kere bozuk eti olan bir hamburger yiyip zehirlenirseniz ve sistem bunu bir kere kaydederse ondan sonra çoğu kişi de böyle bir şey oluyor. Hamburger gördüğünüz anda aman diyor daha önce bu bize çok zarar vermişti. Bir iğrenme tepkisi tetikleyecek bambaşka bir duygulanım serisi oluşturabiliyoruz. Yani yukarıdaki yazılımı değiştirdiğinizde aşağıya giden raporu ve dolayısıyla duyguyu değiştirebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? o kadar kolay bir şey değil. Dünya ile ilgili inançlarınızı, varsayımlarınızı, ön yargılarınızı tek tek elden geçirmeye başladığınızda daha dün size iğrenç ve katlanılmaz gelen birçok şeyin ilginç ve öğretici olduğunu ya da tam tersine çok derin öğretici ve işte güzel bir şey olduğunu farz ettiğiniz ya da varsaydığınız durumların daha sonra sizin için son derece katlanılmaz, çekilmez ve boş şeyler olduğunu fark edebilirsiniz. Bütün bunlar zihinsel yazılımımızın değişmesi yoluyla zaten arka planda oluyor. Bunu istemli olarak yapmak mümkün mü? Elbette ki mümkün. Belli sınırlar dahilinde kendimizle uğraşıp zihinsel ön yargılarımızı yakaladığımızda hele hele bizi sıkıntıya sokan duygusal çıktılarımızı bir işaret olarak görüp onlar üzerine çalışmaya başladığımızdan itibaren bu yazılımları çok kolay değiştirebiliyoruz. Belki duydunuz psikolojide klinik, psikolojide bilişsel davranışçı terapi, kabul ve adalmıştık terapisi, logoterapi falan gibi birçok terapi usulleri var. Bunların büyük bir çoğunluğu özellikle bilişsel davranışçı terapi buradaki yazılımı tabiri caizse. Yani zihinsel kodları, şemaları, ezberleri, varsayımları ve otomatik düşünme paketlerini değiştirmeye çalışarak oluşturulan duyguları ve dolayısıyla da davranışları değiştirmeye çalışıyor. Bunda da zannettiğimizden çok çok daha başarılı olabiliyor. Çünkü sinir bilimsel olarak yaptığımız bu açıklama, bu şema meseleyi yüzde yüz bütün hatlarıyla anlatmasa bile günlük hayatımızda bize olan biten birçok şeyin aslında temel bir açıklamasını sunuyor. Son bir not daha ekleyeyim. Üst kat ve orta kat arasındaki muhabbetten çok bahsettik ama bu alt kat bu sırada ne yapıyor? Bizim bu duyguların oluşumunda nasıl bir etkisi var? Bundan çok bahsetmedik. Özellikle panik atak vesaire gibi durumlarda bu bölgenin etkisi de çok fazla devreye giriyor. Şöyle düşününüz: Vücudunuzda normalin dışında bir kimyasal değişiklik var. Kan basıncınız yükseldi, asitliğiniz arttı, bir şekilde kalbinizin çarpması hızlandı ya da yavaşladı. Biyokimyanızda bir değişiklik oldu. Buradaki bölgeler bunu algılayarak yukarıya doğru alarm sinyalleri gönderebiliyorlar. Ve bu gönderdikleri alarm sinyalleri nedeniyle de bazen durup dururken insanlar endişe duyabiliyorlar, sıkıntı hissedebiliyorlar. Bazen işlerinde büyük bir öfke uyanabiliyor. Ve bunlar genellikle bizden gayet habersiz çalışan en alt yaşamsal katın yukarı gönderdiği bilmediğimiz sinyallerden dolayı oluyor. Çoğu zaman davranış değişiklikleri, biraz beslenme değişiklikleri, biraz hareketlilik, biraz uykuya dikkat etmek bu sistemi düzelttiği için bizim bu işte ajitasyonlarımız ya da istenmeyen davranışlarımız da kökten değişebiliyor. Bütün konuyu tek bir cümlede özetlersek zihinsel yazılımlarımız, zihinsel inançlarımız, akli hikayelerimiz ve anlamsal çerçevelerimiz duygularımızı oluşturur. Duygularımızı değiştirmek istiyorsak dünya hakkında nasıl önyargılara sahip olduğumuza bir daha bir bakalım. Çok da şey yapmamak lazım.